Değerli hemşehrilerim, grup başkan vekilimin bugün affına sığınmak zorundayım. Bana dedi ki, uzun konuşma dedi. Valla şimdi şöyle söyleyeyim, ben parti disiplinine her zaman saygı duymuş bir adamım. Parti disiplinini aşmak haddim değil. Zaten aday aday olmadan önce il disiplin kuruluyla istedim. Yalnız kendisi dün 12 tane konuşma yaptı. Balıkesir ve Çanakkale'de biraz yorgun, sesi dinlensin. Haddim olmayarak onun hakkını kullanmak istiyorum birkaç dakika. İzninizle. Çünkü ben o tarafa baktığım zaman vefayı görüyorum. Değerli dostlarım, şimdi bugüne kadar hiç açıklamadım. Neden aday olduğumu açıklamak istiyorum size. Ben Yalova'yı ve Yalova'yı karşılıksız seven bir adamım. Ben bir Yalova aşığıyım. Bir daha dünyaya gelsem yine Yalova dünyaya gelmek isterim. Ve Yalova'da gömülmek isterim. Tabii Yalova sorumlu, Yalova dertli. Yalova 5 yıldır aldatıldı, kandırıldı. Yalova satıldı. Ben öncelikle Yalova'yı satmamaya geliyorum. Partimi satmamaya geliyorum. Bunu önemli bilmenizi rica ediyorum. Şunu da söyleyeyim. Yalova kenti benim evladım gibi. İnsan evladına kıyar mı? Evladına kötülük eder mi? Evladına yanlış bir şey yapabilir mi? İşte ben karşılıksız sevdiğim bu kentte 30 Mart akşamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Yalova Belediyesi'ne dikmek için geliyorum. Şunu da söyleyeyim. Her zaman söyledim. Birlikte yönetmeye geliyoruz Yalova'yı. Altınova'dan Armutlu'ya sevgiyle yönetmeye geliyoruz. Sevgiyle yönetmeye geliyoruz. İlk defa bakıyorum. Bunu ne annem biliyor, ne babam biliyor, ne 25 yıllık eşim biliyor. Ben ne zaman belediye başkanı adayı olmaya karar verdim? Eşimi aslında kandırdım. Bir sene önce karar verdiğimi söyledim ama değil. 2000 senesinde karar verdim ben aday olmaya. Şimdiki karizma belediye pasajıydı. Babamın orada 25 yıllık kasap dükkanı vardı. Mevcut belediye başkanı o zaman da belediye başkanıydı. İnsanları kandırmaya daha o zaman karar vermişti zaten. O pasajı yıkmaya karar verdiğinde içerideki esnafa dedi ki ben size yer vereceğim. Topladım oradaki esnafları, bakın dedim, doğru söylemiyor, yalan söylüyor. Buradan çıktığınız anda işiniz biter. O zaman bana inanmadılar. Ama ne oldu biliyor musunuz? Gün oldu, devran geçti. Şimdi bu seçim döneminde ben Yalova'yı gezerken oradaki esnaflar diyor ki bana, sen doğru söyledin, sen haklı çıktın. Bakın şunu söyleyeyim, bir sabah geldim, dükkan toplanıyor. 25 yıllık babamın emeği bıçağıyla, kemikten sıyırdığı etlerle okuttuğu ben o tezgahı kapatmak durumunda kalmış. Baktım uzaktan, babamın ciğeri yanıyor. Duygulandım, ben de dışarı çıktım. Açık havaya, gökyüzüne Allah'a doğru baktım. Dedim ki, ben bu kentte bir gün belediye başkanı olacağım. Anılarım, babalarım, dil bir daha yapmayacağım. Onun için o zaman karar verdim belediye başkanı olmaya. Yok. Başka bir konuyu sordum. Dedim ki hakkında açılmış
Mart'ta görüldü bir tanesi görevi kötüye kullanma. 6 Mart'ta görüldü bir tanesi ihaleye fesat karıştırma. Hatta Bursa'ya ağır cezaya gitti. Mevcut belediye başkanından yine ses yok. Yine bakın bu meşhur satılan malların sonucusu Arveretum adresi var. 45 trilyon liraya kendi yandaşına 3 yıl vadeli sattı. 1 yıl geçmedi. Geçti Adalet Kalkınma Partisi'ne. Çıkardı Ankara'dan özel proje adını imarını. Şimdiki değeri tam 300 trilyon lira. En insaf yüzüne gözüne dursun. Belediyenin borcu 150 trilyon lira. Sen yandaşının cebine bir sene geçmeden 250 trilyon lira para sokuyorsun. Onu da sordum. Ona da tık yok. Ona da cevap vermedi. Bakın. Hemen şurada stadyumun olduğu alan var. Dev proje diyor, dev. Onu açıklıyor. Neymiş efendim? Yalova'nın çok öncelikli sorunuymuş gibi oraya kent meydanı yapacakmış. Bu da yalan, bu da kandırma, bu da aldatmaca. Dedim ki, orası kent meydanı değil, rant meydanı. 30 dönüme kent meydanı yapılacak, 40 dönüme belediye meclisinden tam 8 katı imar çıkardılar. Onu da pazarlayacakları grup zaten patladı 17 Aralık'ta. Ağoğlu'na pazarlayacaklar bunu da. Onu da biliyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bizde Yalova aşkı var. Rant aşkı yok. Son olarak diyorum ki başınız düşerse dara vefa salmanı ara. Hepinize saygı. Şimdi her zaman olduğu gibi vallahi bugün yarı gazetenin birinde de vardı. Ankara'da parti büyüğü kalmadı diye. Hepsini buraya getiren adam geliyor. Dostunuz, arkadaşınız, kardeşiniz, cesur yürü. Yalova milletvekili, grup başkanı vekilimiz Sayın Fuat İmce geliyor. Sayın Genel Başkanım, değerli hemşehrilerim, benim için bugün, dün ve bugün hayatımda iki ilk oldu. Birincisi, 30 yıldır ilk kez salon süslemesine katılamadım. Tam 30 yıldır kongrelerin, toplantıların, panellerin, söyleşilerin hepsinde ama ilçe yöneticisi olarak, ama il başkanı olarak, ama milletvekili olarak bütün salon süslemelerinde bulunmuş birisi olarak dün bulunamadım. Niye bulunamadım derseniz, dün bir rekora imza attım da ondan. Ayvalık'tan başladım. Gömeç, Burhaniye, Edremit, Küçükkuyu, Ayvacık, Bayramit, Şam, Biga, gecenin 10.30'da da Göne konuşmasıyla bitirdik. Gece 1.30'da da Yalova'ya geldim. 12 konuşma. Yarın sabah da siz çalışmalara devam edeceksiniz. Ben sabah uçağıyla Kahramanmaraş'a gideceğim. Eminim ki 2014'te Yalova'da tarih yazacağız, destan yazacağız. Bugün Yalova'da bir siyasetçiyi ağırlamıyoruz. Bugün Yalova'da bir devlet adamını ağırlıyoruz. O bana siyaseti öğreten adam. Türkiye'de ne söylediyse doğru çıkan adam. Türkiye'nin soyulduğunu yıllar öncesinden görüp bu konuda bedel ödemiş adam. Zaman zaman benim o gençliğimin verdiği
işler memleketi. Vallahi bekliyoruz hele gelsin yarını. Bu da çıktı bunu medeniyor demeyin. O eminim söylediklerine inanarak konuşuyor, inanarak söylüyor ve doğrudur söyledikleri de. Şunu da bilmenizi isterim, Muharrem İnce hakkında benim söylediklerim de benim samimi kanaatlerimdir. Türk siyasetinin son dönemde kazandığı bir yıldız isimdir. Partimizin bir kazanımıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir değeridir. Kıymetini Yalovalılar da bilsin, partimiz de bilsin, Türkiye de bilsin. Yeni kuşak siyasi adamlardan ortaya çıkmasına ihtiyaç var. Çıkıyor, çıkacak. Daha da niceleri geliyor, gelecek. Yeter ki şu durumu bir toparlayalım. Değerli arkadaşlarım, farkında mısınız? Bu yerel seçim artık bir yerel seçim olmaktan çıkmaya başladı. Yani kim belediye başkanı olacak sorusu önemli tabii. Ama bugün insanlarımız, yurttaşlarımız, Türkiye'nin her yerindeki çocukları tutuklandı. Türkiye'de kıyamet koptu. Hiç 90 yıldır Cumhuriyet tarihimizde yaşamadığımız, görmediğimiz, bilmediğimiz, tasavvur edemeyeceğimiz acı, üzüntü verici, bize yakışmayan olaylar birdenbire ortaya çıktı. Yani yaşananlar, evlerde ortaya çıkanlar, söylenenler, yani anlatmaktan ben utanıyorum. Onları konuşmaktan ben rahatsız oluyorum. Çünkü ülkeme yakıştıramıyorum, Türkiye'ye yakıştıramıyorum, Türkiye'yi yöneten insanlara yakıştıramıyorum. Bunca acıya, çileye rağmen hayatı, şerefini, onurunu koruyarak ayakta tutan kim onları kolluyor? Kim himaye ediyor? Niye yolsuzluklar soruşturulamıyor? Eğer sadece onlardan ibaret olsaydı yolsuzluklar soruşturulmaz mıydı? Soruşturulmamanın bu kadar ağır bedeli var. O beden niye ödeniyor? Kim önlüyor arkadaşlar? Kim önlüyor? Siz söylemekte tereddüt ederseniz yardımcı olayım. Bakanlardan birisi ertesi günü söyledi. Ben ne yaptımsa bunun talimatıyla yaptım. Onun istifa etmesi gerekir asıl dedi. Öyle değil mi? Hakkı mı? E ne oldu? Yani dört tane bakan, ne dört bakanı ya? Çocuk mu aldatıyorsunuz? Yani millet gerizekalı mı? Gerçekleri göremiyor mu, anlayamıyor mu? Ne zannediyorsun sen bizi? Vatan millet tutuklarıyla, hamaset tutuklarıyla, onu bunu suçlayarak, onu bunu karalayarak, bağırıp çağırarak, Türk bayrağının etrafında milleti toplanmış gösterip ne soruşturma önergesi gerekiyor. Önce başbakana. Başkanım. Şimdi değerli arkadaşlarım, yani bunlar hepimizin gördüğü, bildiğimiz olaylar ama acı olaylar, üzüntü verici olaylar. Yolsuzluk var, büyük yolsuzluk var ve yolsuzluklar soruşturulamıyor. Şimdi canım ne yapalım, biz büyük devletiz, 3-5 kuruşta onlar yerlerini versinler deyip geçerek bu olayları sadece paraya indirgeyerek geçiştirmeye imkan yok. Size bunu söylemek istiyorum. Yolsuzluk dediğiniz olay aslında işin çıkış noktasıdır. Orada tutabilsek mesele yok. Ama yolsuzluk olunca yolsuzluk orada kalmıyor. Yolsuzlukla adalet aynı odada, aynı yatakta olamaz. Ya biri olacak ya öbürü olacak. Sürekli olarak olamaz. Bir ortamda yolsuzluk çıkar, adaletin sillesi derhal yolsuzluğun tepesine inerse mesele yoktur. Ama inemezse, inemiyorsa, adaletin eline kelepçe vurulmuşsa, adalet havada kalıyorsa, yolsuzluk yaşamaya devam ediyorsa, adalet ve yolsuzluk ikisi bir arada olacak deniliyor ise, o zaman adalet, adalet olmaktan çıkar. Yolsuzluğun içindeki virüs,
adaletin içine girer, adaleti bozar, kokuşturur, adalet de ortadan kalkmaya başlar. Şimdi değerli arkadaşlarım, bakın bu boyutta yolsuzluk konuşuyoruz. Bu yolsuzluk birdenbire mi ortaya?